Kanalıma hoş geldiniz. Kazverşimle selam. Huawei Mate 20 Lite telefonumuzu şarj almıyor. Telefonunuz şarj almıyorsa ne yapmanız gerekiyor? Onu size paylaşacağım. Evet, ilk önce şarja takıyoruz. Şöyle şarja takıyoruz. Evet, şu şekilde tepki vermiyor. Evet, bu modelin terzi düzü yok. Hangi tarafı da takarsanız şarj etmesi gerekiyor. Bu tavsiye modellerin. Yani geniş uçlu olanlar. Başka bir şarj aletiyle deneyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi hiç tepki yok. Eğer ki şarj aletiniz böyle havada kalıyorsa, tam oturmuyorsa, soketin içi dolmuştur, tıkanmıştır, onu temizlemeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde oturmuyorsa, ama tam oturuyorsa bu şekilde, hala şarj almıyorsa, cihazı söküp bakmanız gerekiyor. Cihazı sökmeden parça siparişi vermeyiniz, elinizde kalır, bilginiz olsun. Bazı sitelerin iadesi de olmuyor ya da iade etmek için bir sürü uğraştırıyorlar, bilginiz olsun. Evet, bu modelin kapağı cam olduğu için dikkatli bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. Normalde ekranları sökmek için bir makine oluyor. O makinenin üstüne de koyup ısıtabiliyorsunuz. Çünkü arka kapak çok önemli. Bayağı bir ısınması gerekiyor, kırılmaması için. Ben şu anda hava makinesiyle ısıtacağım. Eğer hava makinesi elinizde yoksa saç kurutma makinesiyle sıcak kademe getirerek aynı işlemi görüyor. Bilginiz olsun. Evet, hava makinesi gördüğünüz gibi şöyle yakıyor. Aynı bölgeye tutarsanız cihazınız zarar görebilir, bilginiz olsun. Evet, şu şekilde. Evet, ısısını test etmek için böyle o çubuğa tuttum ki aynı yere tutmamanız için. Çünkü aynı yere tutarsanız hava makinesi o bölgeyi yakar, bilginiz olsun. Ekranda da arka kapakta da dikkat etmeniz gerekiyor ısıtırken. Arka kapak ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Ben bunu daha önce söktüğüm için benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Ona göre dikkatli olmanız gerekiyor. Arka kapakları sökmek için ya da ekranları sökmek için şöyle çelik aparat kullanmayınız. Evet, bu yanlış çünkü çelik olduğu için, bu da cam. Direkt zarar verir. Bilginiz olsun. Evet, ne olabilir? Şöyle plastikle dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak şu şekilde. Ben bunu daha önce söktüğüm için şu anda kolay sökülüyor, bilginiz olsun. Ama eğer ilk defa söküyorsanız baya bir zor olabilir, bilginiz olsun. Bir de aynı zamanda şu elinizdeki aparatı arka kapağı sökerken tam derine
Batırmayın çünkü şurada filmler oluyor. Ekran filmi oluyor. Bu ara film oluyor. Şarj soketiyle anakart bağlantısı filmi oluyor. Ondan her an kopabilir. Bilginiz olsun. Evet, Huawei Mate 20 Lite şarj problemi var. Onun için arka kapağı sökmekteyiz. Dikkat ediyoruz. Bir de arka kapağı çıkarırken geriye doğru fazla çekmeyiniz. Parmak izi sensör filmi var. O film her an kopabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi arka kapağı bu şekilde çekerken şurada film oluyor. O film her an kopabilir. Dikkat ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arka kapak cam olduğu için her an kırılabiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir daha aynı zamanda arka kapağı sökerken şu ara film kopabilir. Ara film parmak izi sensörünün filmi çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Şöyle bir göz atıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu ara film çıkmış. Hemen yerine takalım. Aslında parça değişimi yapılırken şurada bir koruma aparatı olması gerekiyor. O takılmamış. Takılmadığı için de büyük ihtimalle yere düştü. Yere düşerken de bu film yerinde çıkabiliyor. Dikkat edelim lütfen. Evet, şimdi şarja takalım. Gördüğünüz gibi cihazı sökmeden parça siparişi vermeyiniz, zira elinizde kalabilir. Diğer şarjı takalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda şarjı hiç olmadığı için şu anda şarj %0. Hemen biraz daha yaklaştıralım ekrana. Aslında bu şarj aleti de sağlam ama bazı cihazlar seçtiği için şöyle. Bakalım böyle bu genişlikte şarja cihaz var mı? Bunun ekranı kırık ama bir deneyelim. Evet, ekranı kırık olan telefon var. Samsung C5 Pro. Takalım. Biraz daha getirelim.
Başlığı değiştirelim. Bazen evet şu anda şarj alıyor. Bazen kablo sağlam oluyor, başlık bozuk oluyor. Bazen başlık sağlamsa USB bozuk oluyor. Bunları da kontrol etmemiz gerekiyor. Hani telefonu şarj almıyorsa bunlar ikisi bozulmuş anlamına gelmiyor. Şu anda şarj alıyor gördüğünüz gibi. Diyelim sizin şöyle bir şarj aletiniz var. Telefonunuz şarj almıyor. Bu şekilde telefoncuya götürdüğünüz zaman bunları ayrı ayrı denemeniz gerekiyor. İlk önce kabloyu başka bir başlıkta denemeniz gerekiyor. Denedikten sonra başlığı da başka bir kabloda denemeniz gerekiyor. Çünkü ikisi bir bozulmuyor. Bilginiz olsun. Biri bozuluyor, biri de sağlam kalıyor büyük ihtimalle. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, konumuz bu değil aslında. Hazır telefon şarjı alırken bunları da anlatmam icap etti. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi telefonumuz şu anda şarj alıyor. Şarjı %2 oldu. Evet, gördüğünüz gibi bu filmler yerinde çıkmış. Bir bakalım eski parçaların içerisinde böyle bir koruma aparatı varsa onu takalım. Evet, şöyle parçalar oluyor bende. Evet, en kötü ihtimal aparat bulamazsam bile bant yapmanız gerekiyor. Ya da arka kapağı da takmamız gerekiyor.
Evet, şöyle bant yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi arka kapağın bir daha çıkmaması için ve kendiliğinden çıkmaması için yapışkan yapıştırmamız gerekiyor. Yapışkanla işiniz bittikten sonra kapağı kapatmayı unutmayınız. Çıkardığı zaman daha kullanılmıyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda cihazınız açılmış. Şarj alıyor. Şarjı %6 olmuş. Ve şu anda 7 oldu. Telefonu kapatalım. Evet, şimdi arka kapağın yapışması için kauçuk yapacağız. Şu şekilde. Böyle bir 2 saat kaldıktan sonra lastikleri söküp kullanabilirsiniz. Bir de arka kapak tam yerleşmesi gerekiyor. Yerine şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi telefonu söktükten sonra şarj soketi bozuk olup olmadığı, parçanın bozuk olup olmadığını görebilirsiniz. Cihazı sökmeden parça siparişi vermeyiniz. Dediğim gibi elinizde kalabilir. Cihazı sökün dikkatli bir şekilde. Kontrol ettikten sonra baktınız parça bozuk. O zaman sipariş verip değiştirebilirsiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.